Evet herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan bugün raja ile birlikteyiz bir kez daha. Evet arkadaşlar bugün gene raca analizi yapacağız. racadan kısa süreli doğrusa bir yüzde yüzlük bir artış bekliyorum ben kendim açıkçası kimseyi alın veya almayın demiyorum arkadaşlar herkes kendi riskini yönetsin. Şimdi anlatacaklarımı can kulağıyla dinleyin raja'da. Evet arkadaşlar çizgilerimizi açtığımızda raja'da gerçekten düşen kanal içerisinde gidiyoruz arkadaşlar. Bunun sonu nereye kadar gidebilir bilmiyorum. Son desteğimiz var. 16 desteğimiz. Oranın altına kırmadığı sürece sıkıntı yok. Kırarsa da yeni dibini oluşturacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ancak şöyle bir pozisyon aldım. Güzel bir pozisyon. Bence mantıklı bir pozisyon arkadaşlar. Bakın şimdi onu anlatayım size. Bakın arkadaşlar şu an düşen kanal içerisindeyiz ve Nereden beri düşüyor arkadaşlar? 00 onlardan beri düşüşe geçmişiz. Orada direncimizi oluşturmuşuz Raja'da. Şimdi bakın arkadaşlar raja burada düşüşe başlıyor. Şuradaki desteğimizi kırıyor. Neresi orası arkadaşlar? 78 desteğimizi kırıyor. Altına sarkıyor ve yeniden rites yapıyor. Kıramıyor düşüyor arkadaşlar. Nereye düşüyor? 64 desteğimize kadar düşüyor. 64'ü de kırıyor arkadaşlar. Bakın burada düşüyor düşüyor. Bir alt banda dokunup yukarıyı gene rites yapıyor. Burada da rites yaptı. Burada da rites yaptı. Ve şu anda arkadaşlar 41 desteğimizi kırdı daha rites yapmadı. Ben burada bunu portföyüme ekledim arkadaşlar. Şuradaki 16 desteğimin hemen altına da stopumu koydum. Ve buradan bir üst banda sıçraması arkadaşlar. Yani şuradaki testi burada da yaparsa arkadaşlar. Bana %122'lik bir yani 1.5x'e yakın kazanç sağlıyor arkadaşlar. Ve ben bunu kaçırmak istemedim. Denemek istedim açıkçası. Piyasa böyleyken yani şöyle sıkıntılı bir sürede denemek istedim. Risk aldım. Kimse bu riski alsın veya almasın demiyorum arkadaşlar. Ama stoplu gidecekseniz değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Kendi çapımda bakalım neler yapabilecek. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım. Eğer ki dediğim yükseliş gelirse ben burada %75'ini satacağım. Buraya geldiği zaman %75'ini satacağım. Gerisini içeride bırakacağım arkadaşlar. Çünkü Binance'ın CEO'sunun Raja'yı öven tweetlerini gördüm. Yani raca listelenebilir diye düşünüyorum. Listelendiği zaman da yani en azından minimum bir yüzde kırklık falan içeride ürünümün bulunmasını istediğim için orada belki de yarısını da satabilirim. Bilmiyorum şu anda tam karar veremedim ama 41 direncine retest yaptığı zaman yani bir buçuk x'likten bir buçuk x'lik kazançtan bazı bir miktarını içeride bırakmayı planlıyorum bırakacağım da. Evet arkadaşlar şimdi ne olabilir? Ne zaman yükseliş bekleriz? Arkadaşlar bu düşen kanalın kırılması lazım. Bu düşen kanal şuradan mesela kırıldığı zaman biri test sonra yoluna devam eder diye düşünüyorum. Ve şurada belki de belki de ön görelim. Burada bir W oluşturmaya çalışıyor belki de. Bakın sol bacağını tamamladı. Boynunu tamamlayacak. Belki de 41'de tamamlayacak bunu. Veya buradan nasıl diyeyim size 63'e de sıçrayabilir. Şöyle. Buradan tekrar dip. ikili dip olur. Sonra tekrar. Ya da şöyle göstereyim. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın burası W'muzun sol bacağı diyelim. Bakın burada dibini oluşturdu diyelim. Sonra boyun kısmı gelecek. Belki şuraya sıçrayabilir diyorum. Kesin sıçrayacak demiyorum. Kimse buna göre alım veya satım yapmasın. Bakın. Buraya kadar sıçrayabilir. Sonra tekrardan düşer arkadaşlar. Ne oldu? İkili dip oldu. Buradan da sağ bacağı tamamlar arkadaşlar. Şuraya doğru. Tamamen kendi senaryom bu arada. Çünkü şöyle bir senaryo gerçekleşebilir arkadaşlar. Burada da ne oldu? W formasyonu yani ikili dip oldu. Buranın hedefi de ne olur arkadaşlar? Hemen onu da size söyleyeyim. Eğer ki öyle bir şey olursa lan kaydetmedik. Bir dakika. Neyse işte arkadaşlar oranın muhtemelen oranın hedefi de arkadaşlar şöyle bir dipten çizgi çekersek boyun boşluğu kadar şöyle yani hedefimiz 0013 olur arkadaşlar. Tahmin yani bu tamamen tahmin. Kesin öyle olacak demiyorum. Öyle olma potansiyeli var arkadaşlar. Çünkü dibin dibine çok yakınız. Eğer ki yeni tip oluşturmayacaksa buradan böyle bir pozisyon sergileyebilir görmeye çalışıyoruz. Hep birlikte fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle alım veya satım tavsiyesi değil. Ben kendi yaptığım pozisyonu şu anda size anlatıyorum. Evet arkadaşlar, 16'nın altına stop koydum. Bakalım neler olacak. Bunu bekliyorum. Neden alım yaptım peki? Onu da söylüyorum. Evet arkadaşlar, Aresay'a baktığımda Aresay 30'un altına düşmüş. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Bu ürünün gayet ucuz olduğunu gösteriyor bana. Bakın Şöyle bakalım hemen. Bakın arkadaşlar 29 yani 30'un altına düşmüş. Belki 27'lere kadar da düşebilir ama buranın altında aldığım için ben çok ucuza aldığımın kanatı var. Grafikte sıkıntı var mı pek uyumsuzluk? Grafikte de uyumsuzluk yok arkadaşlar. Grafikte de aynı şekilde düşmeye devam ediyor. Yani şu anda Aresa'ya göre alım yaptım arkadaşlar. İnşallah sıkıntı olmaz tamam bu, bu benim kendi riskim stopumu da koydum sıkıntı panik yapmıyorum yani en fazla ne olur yüzde onluk bir zararla paçayı kurtarmış olurum Eğer ki yeni dibini oluşturacaksa bakın şöyle de olabilir bakın düşen kanaldayız düşen kanaldayız arkadaşlar kanalın bakın hepsi üst çizgisi hep direnç olarak çalışmış bakın burada direnç olarak çalışmış düşmüş alt kanal destek olarak çalışmış Çıkmış, bu sefer orta çizgisinden kanalın satış yemiş buradan retest yapmış tekrar bakın kanalın üst çizgisine genel direnç görevi görmüş. Şimdi buradan da eğer ki bir retest yapacaksa en azından yani üstüne çıktığı anda bana 39'a denk gelir veya şöyle yapayım 36'ya denk gelir. Yani şöyle söyleyeyim hel harükarda kanalın üst çizgisini şuralar hariç yani şuralara kadar bekletmeden çıkarsa test yaparsa yani en az yüzde yüzlük bir kazanç sağlayacağım sağlamazsa ne olur bakın arkadaşlar şurada da bir daralma söz konusu 31 Aralık'ta 31 Aralık'ta da güzel bir yükseliş sergileyebilir sergileyemezse de artık yani yapacak bir şey yok stopumuz patlayacak bunu da göz önünde bulunduralım neyse elinde bulunduranlar içinde arkadaşlar. Yani elinde bulunduranlar zararda olanlar ya kimse kusura bakmasın da kardeşim. Yani şuralarda satmayıp burada satacaksan yani terk et. Terk et bu diyarları. Yani bu kriptoya bulaşma. Abicim bak burada satman lazım. Tamam mı? Daha çok çıkacak diye beklememen lazım. Şunu mu gördüğün anda yani satman lazım. Çünkü hiç durmadan çıkmış. İlla ki bir düzeltme yiyecek. Zaten şu iki mumdan sonra millet kar satışı yapmaya başladı. Şu anda Raja'da Fibonacci, Fibonacci düzeltmesinde %95'lik bir kar satışı söz konusu arkadaşlar. Herkes karını almış, çekmiş, gitmiş bu diyarlardan. Ama yeni alım fırsatı verdiğini düşünüyorum ve aldım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet yeni alanlar bu düşüşün retestinde satabilir. Yani 41 41'lerde 40'larda benim satacağım yerlerde. He ondan sonra daha çok çıkarsa karışmam. <laughs> Bakın ben sorumluluk almam. İsteyen satsın. Ama buralar satılmaz arkadaşlar. Buralarda satılmaz. Buralarda ne yapılır? Ekleme yapılır. He altına düştü ne yapacağım? Bir daha ekleyeceğim abi. Yapacak bir şey yok yani. Burada artık sen batmışsın. He zararda değilsen sat. Sıkıntı yok. Ama zararda değilsen de şöyle bir şey yapabilirsin. Mesela burada eklersin. Altına stop koyarsın yine. En azından %5'lik zararla kurtulmuş olursun. Ama buradaki %100'lük yükselişi kaçırmamış olursun. Yani şu anda hedef vermek racada zor arkadaşlar. Hedefi ne zaman vereceğiz? Şu kanalımızın üst çizgisinin kırılıp yukarı doğru bir sıçrayış geldikten sonra yeni hedefler verebiliriz arkadaşlar. Tabii ki W formasyonumuz biraz önce anlattığım formasyonda gerçekleşirse o zaman ne olur? 0-0-13'ler gelir arkadaşlar başka da bir şey söyleyemem. Kimse kusura bakmasın. Yapacak bir şey yok. Şöyle Bollinger bandını açtığımda Bollinger bandının alt çizgisinde ve desteğimizin üzerinde arkadaşlar. Bakın tam da desteğimizin üzerinde. Yani buranın çalışacağını düşünüyorum açıkçası. Bollinger bandının orta çizgisi teste gittiği zaman bana %100'lük bir kazanç verecek. %100'lük kazanç da çok güzel arkadaşlar bu piyasada. İnşallah 16'nın altına sarkmaz. Böyle diyelim başka da söyleyecek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani düşen kanal içindeyiz. Sağlam yükselişlerin gelmesi için en azından Bitcoin düzelecek. Kanalımızın üst çizgisi kırılacak. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Arisa'yı anlattık. Planımı anlattım. Senaryoyu anlattım. Neler olabilecek? Bunları konuştuk. Birlikte fikir sahibi olduk. Sizin de fikriniz varsa, söyleyecekleriniz varsa yorumlar kısmında anlatabilirsiniz, söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşürüz arkadaşlar.